Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi arasında imzalanan ortak protokolle hayata geçirilen Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi açıldı. Açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve eşi Profesör Doktor Nazan Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, oda temsilcileri ve davetliler katıldı. Bu açılan Kadın Dayanışma Merkezi'nde tüm Defne'li kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmasında kadınların toplumdaki önemine değinen Başkan Savaş, "Bizim için kadınlar her gün özeldir," dedi. Aslında bizim için onlar her gün özel ama dünyada bir günde bugünü kutlamak nasip oluyor. Bugün önemli bir açılış var ve bu açılış kadınlarımızla ilgili. Bu nedenle istedim ki evde beni yöneten Nazan Hanım benim adıma ve sizleri burada konuşacak. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel konuşmasında teşekkür etti. Çok güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Kadınlara yönelik sağlık, hukuksal alanda ve psikolojik alanda hizmet verecek olan bu binamızı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımla ortaklaşa yaptığımız proje açılışını yapacağız. 8 Mart'ın birlik, beraberlik, mücadele ve anma günü olduğunu belirten CHP Hatay İl Başkan Vekili Nihal Atay Mengüllüoğlu da "Kadınlar olarak bir arada güçlüyüz," dedi. New Yorkluğu işçi kadınların eşit işe eşit ücret şiarıyla canlarını ödedikleri bir günün anısına bütün dünyada kadınların birlik, beraberlik, mücadele, dayanışma, anma günüdür. Profesör Doktor Nazan Savaş, kadın istihdamının artırılması ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Ne kadar çok etkinlik olursa bu demek ki o kadar çok sesimiz duyuluyor demektir ve pozitif yönde geri dönüşlerin olması demektir. Hatay'ın kalkınmasına yönelik kadınların daha çok üretim sağladıkları alanlarda fırsat yaratıldığını gördük. Bu anlamda bu fırsatları hepimizin iyi değerlendirmesi lazım. Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde her türlü şiddete maruz kalan kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri ücretsiz, sosyal, hukuki ve psikolojik destekler verilecek. Sorunların çözümü noktasında danışmanlık hizmeti sağlayacak olan dayanışma merkezi, aynı zamanda sosyal yaşama aktif olarak katılımın sağlanmasına yardımcı olacak. Tüm bunların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklerin de düzenleneceği dayanışma merkezinde mesleki ve kişisel gelişimlerin sağlanması amacıyla hobi atölye çalışmaları da yapılacak.